Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım hepiniz sağlık, sıhhat içerisindesinizdir. Rahim kanseri testinden tekrar bahsetmek istiyorum. Açlık orucundan sonra bir video çekmişti. Simir testi yaptırdığımı ve bende HPV 56 virüsünün çıktığını, bu virüsü taşıyan insanların bir kısmının rahim ağzı kanseri teşhisiyle tedavi görmeye yönlendirildiğini öğrenmiştim. Bunun üzerine kadın doğum ya da jinekoloji uzmanları ya da araştırma hastanelerinde yapılan bazı testler var. Ben de hemen gerekli testleri yaptırmaya koyuldum. Şöyle bir uygulama yaptı doktor bana. Kolposkopi denilen bir uygulamayla içeriden parça alındı. Parça alınmadan önce içeriye asidik bir sıvı salınıyor ve o asidin rengi değişiyorsa eğer uygun olmayan bir şeyler var demek oluyor onlara göre ve içeriden parça alıp gönderiyorlar araştırmaya. Kanser olup olmadığınızı bu şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Bana da asit salınımı yapıldı ve rengi değişti. Rengi değişince tabii doktor da, doktorun yardımcısının suratını da hala unutmuyorum ifadesini. Ve onların bu hallerinden dolayı ben de oldukça gerildim. Asit rengi değiştikten sonra rengin değiştiği bölgeden belli büyüklükte, tabi bunu ben bilmiyorum, parça alındı. Bunun adına kolposkopi deniliyor. Ve bu gerekli mercilere gönderildi. Uzun bir bekleme süresi oluyor. O yüzden yeni bir video çekmedim. Tam anlamıyla bir şey öğrenmeden yeniden bir sonuç vermek için sizinle paylaşmadım bu konuyu. Kolposkopi sonuçlarım temiz geldi. Daha sonra elhamdülillah diyorum. Kanser olmadığım kesinlikle anlaşılmış oldu. Henüz kanser olmadığım. Daha sonra 3 ay sonrasında da bana tekrar simir testi yapılması gerektiği söylenildi. Ve ben gerekli zamanda, uygun şartlarda simir testimi yaptırdım. Simir testi için uygun şartları biliyorsunuz, adet döngünüz bittikten sonra hiçbir cinsel ilişkide bulunmadan ilk 6 gün içerisinde gideceksiniz bu simir testini yaptırmaya. Böyle söyleniliyor. Ben de yönergelere uygun bir şekilde simir testimi yaptırmaya gittim. Onun da yine yaptıranlar bilir ki uzun bir sonuç çıkma dönemi oluyor. Arkadaşlar, simir testimin sonucunda HPV 56'nın hala bende var olduğu gözlemlendi. Sonrasında ben devlet hastanesinde yaptırdığım bu testlerden sonra çok güvendiğim, uzun zamandır gittiğim özelde bir doktora, hatta iki oğlumu doğumlarını bana yaptıran ve hamilelik seyrimi izleyen doktoruma bu sonuçları gösterdim. Ve bana HPV 56 ile ilgili oldukça değişik bir bilgi verdi. HPV 56 virüsünün insanların neredeyse %50'sinde çıktığını, bunun kanser riski taşıdığını fakat kanser olmak zorunda olmadığınızı, bu virüsü taşıdığınızda pasif bir şekilde taşımaya devam edebileceğinizi izah etti. HPV 56 virüsünü hiçbir şekilde vücuttan yok edemediğimizi, bir girdiğinde bu virüsün bizimle ölene kadar yaşayacağını, fakat bunun kansere çevirmemesi için yapacağımız gerekli şeylerin olduğunu, beslenme düzenimize, temizliğimize, gerekli rutin kontrollerimize devam etmemiz gerektiğini ve bunları yaptığımız takdirde
hiçbir sorun yaşamadan ölene kadar bu virüsle devam edebileceğimizi söyledi. Yani çok büyük korkulacak bir şey yok bu virüsü taşımakta dedi kendisi. Şu anda sen kesinlikle kanser değilsin. Kansere çevirmemiş. Beslenme düzenine aynen dikkat ettiğin şeylere devam et ve rutin kontrollerini yaptırmaya devam et dedi. Ve bu HPV 56 virüsünün 4 sene içerisinde kansere çevirme riski olduğunu, bu 4 senelik rutinlere çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bu virüsü taşıyan ve tedirgin olan arkadaşlara bu bilgileri vermek istedim. Tek doktorla devam etmememiz gerekiyor. Çünkü bazen korkutabiliyorlar, yeterince bilgileri olmayabiliyor. Fakat bu benim en son gittiğim doktorum gerçekten benim çok zor zamanlarımda, hamilelik dönemlerimde, doğum zamanlarımda, farklı sıkıntılarımda yanımda olan, oldukça alanında uzman, kendini çok yeterli kılan ve güncel bilgilere de hakim bir doktor. Ona rutin kontrollerimi yaptırmaya gerekli zamanlarda devam edeceğim. Ayrıca şunu söylemek istiyorum size. Rahim ağzı kanseri o kadar da erken teşhis edildiği takdirde korkulacak bir şey değil. Evet, bir organımızı kaybetmek bizim için çok büyük sıkıntı olabilir. Hatta kanser ismi bizi tir tir titretebilir. Ama sonuçta erken teşhisle belli bir kısmı ya da tamamı alınarak bizi sağlıklı bir hayata devam ettirecek bir kanser türü. Bir akciğer kanseri gibi ya da kadınları derinden yaralayacak bir meme kanseri gibi hemen başka bir organa sıçrayacak bir şey değil. Erken teşhis için kesinlikle simir testlerinizi yaptırmanızı, özellikle 35 yaş sonrasında her sene muhakkak simir testlerinizi tekrar ettirmenizi size tavsiye ediyorum. Ve bu HPV 56 virüsüyle karşılaştığınızda da Karadeniz'de gemileri batmış insanlar gibi, işte ipi çekilmiş, kalemi kırılmış, artık hiçbir şeyden umudu kalmamış hallere, triplere girilmesine anlam veremiyorum. Bana ilk söylenildiğinde de hiçbir şekilde yıkılmadım. Hiç tedirgin olmadım. Rabbe teslim olmak gerekiyor bazı konularda. Yaşayabileceğimiz bazı sıkıntılar, başımıza gelen bazı dertler, kederler aslında bizi başka şeylerden de koruyor olabilir. Başka sıkıntıların bertaraf edilmesine sebep oluyor olabilir. Bizim onlara nasıl yaklaştığımız, nasıl tepkiler verdiğimizle ilgili bu. İsyan edersek başımıza korktuğumuz gelir ve insanoğlu kesinlikle korktuğunu çekiyor. Çünkü evrenin döngüsü bu şekilde yaratılmış. Neden korkarsan onu çekiyorsun. Çünkü biyoenerji denen şey, istemediğin şey sana doğru çekiyor, kaçtıkça kovalıyor. O yüzden daha sükunet sahibi olarak, elimizdekilerin şükrüne eda ederek ve Rabbe teslim olarak, teslimiyette hiçbir şey yapmamak anlamına gelmiyor kesinlikle. Eşeğini sağlam kazağa bağlayıp ondan sonra da Allah'a havale edeceksin. Tabiri caizse biraz argo oldu ama eşeğimizi sağlam kazağa bağlayalım. İşte bu sene yaptıramadım, gelecek sene yaptıracağım. 3 ay sonra yaptıracağım, 5 ay sonra yaptıracağım diye kendi bedeninize ihanet ederseniz, var olan çok basit ve devlet tarafından karşılanan bir testin, size de hiçbir maddi külfeti olmayan bir şeyin sürekli ertelenmesi, ondan sonra da vah niye şöyle oldu, vah niye böyle oldu, keşke erken teşhis olsaydı demeyelim. Şu örneği verdi doktor, sigara içen bir insanın %100 akciğer kanseri olmayacağı gibi HPV virüsü taşıyan bir insanda %100 kanser olmayacak. Ben bu bir senelik, bu HPV virüsüyle ilgili savaştığım bir senelik süreçte bunu öğrenir öğrenmez hemen 21 günlük açlık orucu yaptım.
ve muhtemel kanser riskimin önüne geçtiğime inanıyorum. Rabbime de böyle duacı oluyorum. Ve bu rutin oruçlarımızı tuttuktan sonra umarım kanser risklerimizi de ya da oluşan belli başlı nodüllerimizi, belli başlı küçük işte sıkıntılarımızı da bertaraf edeceğimizi düşünüyorum. Allah hepinize irade gücü versin, hepinize sabırlar versin ve tevekkül, tefekkür versin diyorum. Bu konuyla ilgili merak edip daha sonra bana dönüşler yapıp sonuçları soran arkadaşlara da umarım faydalı olur. Bu video ile birlikte kanalımla ilk defa tanışmış olan arkadaşlara da hayatla ilgili her türlü mücadelemizi paylaştığımız kanalımıza abone olmalarını ve bizimle beraber yürüdüklerini hissettirmelerini istiyorum. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun.